Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seninle beraber Tongçer'e muz var ya muz. Evet hocam, temel besin kaynağı. Aynen, senin temel besin kaynağı gerçekten. Bunun DNA'sını çıkartacağız. İçine nasıl DNA... yani? Tonguç, biliyorsun bütün canlıların birbirinden farklı olmasını sağlayan bir DNA var. Görüyorsun, at Galatasaray. Bak. Aynen öyle. O at Galatasaray başka bir şey tabii. Adenine, timine yaşıyor, guanine, sitozine yaşıyor. O başka bir şey tabii. Bu DNA modelini daha fazla detaylı inceleyeceğiz. Ama biliyorsun ki bu DNA böyle uzun bir iplik şeklinde değil mi Tonguç herhalde? Evet hocam. İşte bu iplikler aslında hücrenin belli yerlerinde var. Her hücrede var bu arada. Sende de var, atta da var, öküzde de var Tonguç. Her şeyde var. Şu, yani muzda da var. İşte muzun DNA'sını beraber çıkartacağız seninle beraber. Bunu yapabilmek için bir yarım bardak su aldık. Ondan sonra bir bulaşık deterjanı aldık. Ondan sonra Tonguç çay kaşığı. Ondan sonra tuz birazcık. Ondan sonra kolonya. Birbirinden tamamen alakası şeyler yan yana gelmiş. Şimdi hepsini anlatacağım sana. Ondan sonra filtre var. Ondan sonra bir tane poşetimiz var. Bu poşetin içinde muzu ezeceğiz birazdan. Hemen muzumuz var. Sonra mikroskopla en sonunda bu çıkarttığımız DNA'ları zaten inceleyeceğiz ve DNA'nın yapısına bakacağız. Hocam bayağı zor bir deneye benziyor. Böyle bir iplik göremeyeceğiz tabii ama bunun gibi ipliksi yapıları göreceğiz. O kadar yüksek mikroskoplarımız olmadığı için. Şimdi o zaman seninle beraber deneyimize başlayalım. Tabii buradaki diğer malzemelerimizi hemen şöyle bir kenarlara çocukları koyalım. Çocukları pistten alalım. Aynen, tebrik ediyorum. Şimdi ilk yapacağımız şey ne biliyor musun Doğuş'um? Muzu soymak. Muzu tabii hocam, ki hocam yarısını soyup bana verin bari. Evet, tebrik ediyorum seni. Muzu mükemmel bir şekilde soyup gerçekten de karnım acıktı. Lütfen, o yüzden bir tane muz atmayınız. Şey yapmadan önce ısırmak istiyorum hocam, çünkü çok lezzetli geldi gerçekten de. Ama şimdi muzu bir tane ısırdıktan sonra tabii ki ısırmadan da yapmak daha hayırlı olur tabii. Daha güzel olur. Ama böyle poşetimizi açıyoruz. Bu böyle ağzı kapalıdan poşet tabii, ağzında birazcık böyle bir şey oluyor. Buzdolabı poşeti. Aynen. Tonguç'um, muzu böyle çıkartıyoruz. Sonrasında diyoruz ki muz kabuğuyla sen burada kal evladım. Dolayısıyla muzu... Kabuğunu bana verin hocam, bu, ben onu yerim. Bu poşetin içine attık. Bunu şöyle kapatıyoruz. Şunu kapattıktan sonra tabii dışarıya bir şey çıkmamasını istiyoruz. Böyle çıt çıt sesleri geliyor zaten. Sen mutlaka böyle poşetler kapatmışsındır Tonguç. Çok keyifli bir şey hocam. En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ne yapıyoruz? Bu muzu aslında böyle ezmeye başlıyoruz. Bakın böyle elimizle hop şöyle püre haline getireceğiz. Birazdan böyle... Çiğ köfte. Aynen, çiğ köfte gibi değil de hani böyle muzu püre haline getirmemiz gerekiyor. Bu muzu püre haline getirdiğimiz zaman aslında muzun DNA'sına yaklaşıyoruz. Çünkü DNA nerede Tonguç evladım benim? Hücrenin çekirdeğinin içinde. Muzun da hücrelerinin çekirdeğinin içine kadar ulaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir ezelim. Hocam hatta, resmen mıncıkladınız. Evet, gerçekten de güzel bir şekilde hocam, muz püresi. Hocam resmen stres atıyorsunuz şu gerçekten anda. Gerçekten de smoothie yapılabilir bununla. Ondan sonra böyle güzel güzel içecekler yapılabilir. Muzlu içecekler falan. Muzlu süt yapılabilir. Atom yapılır hocam, aynen, atom. Atom yapılabilir. Tabii bunu böyle iyice yapmamız gerekiyor ki gerçekten de hani şöyle böyle hafiften böyle bir vuralım hocam, birazcık bakalım. Hocam sizin içinizde bu tarz şeylere yatkın bir eliniz. Evet, gerçekten de ileride ünlü bir gastronomi MasterChef yarışmasına katılmayı istiyorum ben de. Şimdi muzu böyle püre haline getirdik mi Tonguç Erdoğan? Evet, kusmağa beraber benzedi hocam şu an. Aynen, gerçekten kötü bir görüntü oluşuyor. Ama yok, önemli değil. Çilekle de yapsak bunu veya işte domatesle de yapsak aynı şey olacak. Bunu ilk başta böyle püre yapmamız gerekiyor. Sonrasında Tonguç Erdoğan, başka bir yerde, başka bir dünyada bir yarım bardak suyumuz var. Bu yarım bardak suyun içine böyle iki çay kaşığı deterjan akıtmamız gerekiyor Tonguç herhalde benim. Şöyle, hatta iki sonra çay... Sonra hepsini nasıl yiyeceksiniz hocam? Deterjanla muzu nasıl birazcık daha fazla akıtalım. Sonra, evet, deterjanımızı koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyoruz Tonguç herhalde. Hatta birazcık daha koysak mı? Evet. Ondan sonra diyorum ki bir tane de bir çay kaşığı da tuz atalım bunun hocam, içine siz de. Siz damak tadınızı biliyorsunuz. Evet, ne kadar ederim. Lezzetli bir gerçekten yemek hazırladınız. De. Sonrasında bu tuzu yavaş yavaş tam çözülünceye kadar karıştırmam gerekiyor Tonguç herhalde benim. Şimdi ondan sonra böyle hafiften bunu açalım artık. Ama açmadan önce şu tarafları böyle birazcık daha temizleyelim de elimize muz falan bulaşmasın diyorum. Hocam siz çiğ köfte yapmayı biliyor musunuz? Evet, çiğ köfte tabii ki çok iyi yaparım. Ellerimde ona şeydir. Şimdi açıyorum kapağını. Sonrasında bu demin yaptığım şey vardı ya Tonguç herhalde benim. Deterjanlı tuz. Aynen. Onun bir kısmını aslında bu torbanın içine döküyorum. Çok dikkatli dökmem iyi olur. İyi olur. Evet, şöyle. Hocam gerçekten çok titiz çalışıyorsunuz. Bir kısmını döküyorum. Çok fazla dökmeme gerek yok. Gerçekten de güzel bir şekilde. Bu lezzetli artık, bir yemek oldu şu anda. Aynen. Bu artık yeni bir karışıma dönüşmeye başladı. İçindeki havayı da çok fazla tutmadan böyle bunu yine karıştırmam gerekiyor. Hatta şuradan görebiliyorsun. Şimdi
Sonrası ton şöyle adım. Deterjanlı tuzluğumuz evet. Ezmesi. Şimdi iyice olsun. Çıtlatmam gerekiyor yoksa burası Allah korusun dışarıya şey yapar. Ama deterjanla muz olduğu için ikisi birbirini temizler zaten diyorum. Ben bunları böyle iyice böyle karıştırıyorum. Deterjan gerçekten köpürmeye başladı. Bilim uğruna resmen midemiz bulandı. Evet gerçekten hani biliyorum ama DNA çıkartıyoruz. Yapacak bir şey yok evladım benim. Olmaz olsun böyle DNA. Hayır saçmalama her yer DNA olmaz zaten insanlar birbirinden farklı olmadı. Muzun senden bir farkı var mı Tonguç evladım benim? Yani evet, var. Yani, evet veya maymunun senden farkı var mı Tonguç evladım? Hepimiz kardeşiz. Aynen şöyle düşünmek lazım. Aslında hepimiz adenin, timin, guanin ve sitozinden oluşuyoruz. Ama farklı dizilimler, farklı şeyler aslında bize ne sağlıyor Tonguç evladım benim? Farklı yapılarda olmamızı sağlıyor. İşte bunu sağlayan en önemli şey o zaman neymiş o zaman Tonguç evladım benim? DNA'ymış. Süper zekisin gerçekten. Merdiven altı muz tesisleri. Sonrasında Tonguç evladım bunu karıştırdıktan sonra... Evet gerçekten dananın kuyruğunun koptuğu yere hoş geldin Tonguç evladım benim diyorum. Evet buradan bu şekilde bir filtremiz var. Bu filtremizi... Hocam gerçekten sonunda ne olacak? Bana bunu yedirmeyeceksiniz değil mi? Evet bunu birazcık daha bir bardak verin bakalım bana. Ha, oradan yapalım. Kağıt olur mu hocam? Yok kağıt değil normal bardaklardan bir tanesi. Harikasınız. Bir tane bardak geldi. Asist şimdi, ettiler hocam size bardağı. Ben bunu yavaş yavaş bunun içine akıtacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Bak şöyle bir bardağın böyle üstüne kağıt filtremizi koydum. Kağıt filtre bu. Normal kahve filtresi falan filan da aslında kağıt filtredir. Sonrasında demin hazırladığım bu karışım vardı ya Tonguç evet adam. Hocam. Demin hazırladığım bu karışım artık bunlarla hiçbir kalmadı. Demin hazırladığım bu karışımı aslında mükemmel bir şekilde bunun içine dökeceğim. Bunun içine döktüğüm zaman bakalım neler olacak gerçekten de ben de endişe ediyorum. DNA'yı çıkarmaya hoş geldin Tonguç evladım benim de yavaş yavaş DNA. Döküyorum ve bu yavaş yavaş süzülecek. Biz zaten bunu göreceğiz. Yavaş yavaş aktığını göreceğiz. Tabii yukarıda şeyi kalacak. Şu an tam bir cırcır kıvamında. Katı parçaları kalacak. Tamam bu birazcık uzun sürecek. O yüzden burayı birazcık hızlandıracağız Tonguç evladım benim. Çünkü 50 saat bekleyemezsin. Senin zamanın çok değerli aynen biliyorum. Aynen hocam soru çözmem lazım. Harika. Bu yavaş yavaş akacak ve biz bunun yavaş yavaş aşağıda birirken görüyorsun. Gerçekten de aşağıda bu damlayan yer. DNA mı hocam? Damlayan yer gerçekten de DNA parçalarını biraz sonra gözlemleyecek. Hem DNA var hem başka bir şey var. Ama birazdan bu tam gerçekten de hani aşağı doğru indikten sonra bir de kolonyayı kullanacağız. Ve kolonyayı kullandıktan sonra DNA ortaya çıkmış olacak ve sonra da inceleyeceğiz. Reklamlardan sonra. Tonguç evladım benim artık akıtmaya devam etti ve bu gerçekten de mükemmel bir şekilde birikti. Şimdi yapacağımız ne biliyor musun Tonguç abi? Yapacağız hocam. İşte burada DNA'yı gözlemleyeceğiz. Nasıl gözlemleyeceğiz biliyor musun? Ufak böyle hafiften eğerekten kolonyamızı şöyle yavaş yavaş dökmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş hiç şey yapmadan. Hocam ne yapmaya çalışıyorsunuz? Gerçekten anlamış değilim. Kolonyamızı döktüğümüz zaman çok enteresan bir şey çıkacak. Göstereceğim sana şimdi. Kolonyamızı döktüğümüz zaman Tonguç abi yukarıda bunun yüzeyinde şeyler oluşacak. Garip şeyler. Böyle köpüğümsü yapılar oluşacak. Hatta kolonyanın ne demek olduğunu göstereceğim sana. İşte bu köpüğümsü yapılar aslında DNA'mızı gösteriyor. Hemen şu DNA'nın, muzun DNA'sını gösteriyor. Hatta onu görebilmek için şöyle yapalım seninle Tonguç Hocam. Bir tane ataş alalım. Alalım hocam. Bir tane ataşı şu şekilde şöyle bükelim. Sonra bak. Hop. Aa adenin gördüm. Hop bak görüyor musun? Bak bu sümüksü yapılar aslında DNA. Hocam şu midem kalktı resmen midem bu kalktı. Bu bulduğumuz bu sümüksü yapılar aslında DNA'ları, muzun DNA'larını çıkarmış olduk. Hadi bakalım tebrik ediyorum seni. Gerçekten de muzun DNA'sını bularak tarihe geçtin. Ve gerçekten de hadi zaten... Bu kadar şurada... uğraşmanıza gerek yoktu hocam. Ben zaten nezleyim bulabilirdim. Evladım saçmalama o başka bir şey. Bu DNA gerçekten de. Şimdi bunu mikroskopta inceleyeceğiz. Oo. Mikroskobun burasına koyacağız. Tonguç evladım benim bu hani şey olan tarafına Oo. Koyacağız. Ve camın üzerine koyacağız. Ve seninle beraber bakacağız. Acaba bu gerçekten de resmen DNA bilimin zirvesindeyiz hocam. Evet bilimin zirvesine hoş geldin diyorum. Bilim zirvemizde bakar mısın ne kadar çok DNA'nın... Çok güzel duruyor hocam. Çok güzel bir şekli var. Evet gerçekten de bu işte... İşte bizim DNA'mız oluyor. Senle beraber bunu mikroskopumuz altında inceleyelim beraber bakalım. Ama görüyorsun daha da fazla DNA'lar, daha fazla sümüksü yapılar her tarafta karşımıza çıkıyor. Şimdi senle beraber bunu inceleyelim. Bu yapı çıkacak. Bu yapının tabii tamamını görmeyeceğiz. Bir iplikler göreceğiz biz. Bu ipliklerde aslında muzun DNA'sı olacak. Tonguç evladım gerçekten de her seferinde daha da fazla
daha da fazla DNA çıktığını... Peki neden deterjan döktük hocam? Neden ayran dökmedik mesela? Yani bunların neden şamdan dökmedik? Her birisinin DNA çıkarmak için belli yöntemleri var. Onları sana ileride anlatırım Tonguç Öğren Bey'im. İleride bunu anlayabilecek kapasiteye geldiğin zaman anlatacağım sana. Şimdi gel bakalım seninle DNA'nın ipliksi yapısını birazcık inceleyelim diyorum. İnceleyelim hocam. Evet, buradan bakıyoruz. Buradan baktığımız zaman mikroskopumuzda zaten görebiliyoruz gördüğün gibi Tonguç Erhan Bey. Mükemmel bir şekilde DNA gerçekten de ipikler şeklinde gidiyor. Ve mükemmel bir şekilde DNA'mızı incelemiş olduk. Adenin, timin, sitozin, guanin. Ve gerçekten çok kaliteli, çok değişik, çok enteresan bir şekilde muzun DNA'sını görmüş olduk. Muzun DNA'sı şoktayım da. Şoktayım hocam şu anda. Evet, tebrik ediyorum seni. Hadi o zaman bilim uğruna yeni deneylerle görüşmek üzere. Hadi bakalım. Görüşürüz hocam.